katıldığınız için. Öncelikle 39 belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yapıldı. Bugün yani bana ulaşan bilgiye göre 7-8 arkadaşımızın katılamayacağı yönünde bilgi ulaşmıştı. Ama diğer arkadaşlarımızın bize katılacağı bilgisi ulaşmıştı. Ama kalan arkadaşlarla, gelen arkadaşlarımızla, mazereti olmayan arkadaşlarımızın da bilgi sahibi olması açısından ben çok önemsediğim bir toplantıyı sizlerle gerçekleştirmek istiyorum. Özellikle 39 belediye başkanımızla İstanbul'un sorunlarının çözümü noktasında hep beraber hareket etmenin önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Özellikle barışçıl ve milletimizi bütünleştiren, ayrıştırmadan uzak bir dönemin İstanbul'a yaşatılması gerektiği konusunda hepimize hem fikiriz hem aynı felsefeyi taşıyoruz. Özellikle yola çıktığım ilk günden beri söylediğim gibi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehri İstanbul'un tüm belediye başkanlarıyla beraber yönetme karşısındayım. Bunun herhangi bir siyasi parti ayrımı olmaksızın hangi partiden seçilirsek seçilelim tüm vatandaşlara eşit hizmet yapma konusunda, herkese eşit mesafede olma konusunda işbirliğini önemsiyoruz. Belediye içerisinde bir partizanlık süreci olgunlaşmış gibi gözüküyor. İnsanlar bundan rahatsız, en azından bize ulaşan kısmıyla, ama biz bu duyguların tamamını bu kurumun içinde olmasını kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Bu alanda belediyede birlikte iş yapabilme, ortak sorunlara ortak çözümler üretebilme, kültürünü sizlerin de gayretiyle İstanbul'a yerleştirme çabası içinde olacağız. 5 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak da bu kültürü geliştirmenin çok önemli olduğunu biliyorum. Ve özellikle bu amaçla çok önem verdiğim iki koordinasyon biriminden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi belediye başkanları koordinasyon kurulumuz olacak. Bir diğer ise bölge koordinasyon masalarımız olacak. Bizler 16 milyon İstanbul'un, İstanbul yönetme sorumluluğu verdiği kişiler olarak bir araya gelemeyeceksek, İstanbul'un bugününü ve yarınını hep birlikte konuşamayacaksak, nasıl İstanbul dünya kentleri arasına sokacağımızı paylaşamayacaksak ve İstanbul'da insanların kucaklaşmasını, birbirleriyle refah içerisinde mutlu yaşamalarını nasıl sağlayacağız? O bakımdan önce bu süreci bu masalarda başlatmamız lazım. Bu toplantıların çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. 2 ayda bir bu masalar sayesinde 2 ayda bir belediye başkanları koordinasyon kurulu toplantımızı yapacağız. İlçelerin ortak sorunlarını, birlikte yapılabilecek çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye arasındaki tartışmalı yetki konularını bir arada görüşeceğiz ve karşılıklı iletişim ve görev paylaşımı sağlayacağız. İstanbul'un ilk ağızdan tartışacak birbirimize projeleri nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuşacağız ve birbirimizden öğreneceğiz aslında. Genel Sekreterliğimiz bu kurulda karara bağlanan konularda süreci bizzat takip edilmesini sağlayacak. Bu kurulun işlerliği, birazdan aktaracağım bölge koordinasyon masalarının da sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamış olacak. Hepinizin çok iyi bildiği gibi İstanbul'da birçok konunun sadece ilçe ölçeğinde çözümlenmesi imkansız. Yani burada bütüncül bir süreç yönetimine ihtiyaç var. Farklı ilçe idarelerini bir araya gelerek içerisinde tartışılması gereken hususlar içeriyor. Bu bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanları ve ölçü açısından tek başına bu sorunların çözümünde yeterli adreste olamayabiliyor. Bu amaçla İstanbul'u 10 çalışma bölgesine ayırmayı düşünüyoruz. Bu bir taslak öneridir. Fikirlerinizi birazdan paylaşacağım. Dilerdim ki diğer belediye başkanı arkadaşlarım da hani burada olsunlar ve hep birlikte bu süreci burada beraber tartışalım.
Bu bölge koordinasyon masalarında özellikle ilçelerin yan yana olması ve konum olarak birbiriyle entegre sorunları içermesinden dolayı haritada da gördüğünüz gibi bir yaklaşımımız oluştu. Burada bu yaklaşımda altyapı sorunlarının müşterek olan, iletişimlerinin müşterek olduğu, ulaşım planlarının müşterek olduğu, bazı imar mevzuatlarında müşterek olduğu ilçeleri bir araya topladığımız bir koordinasyon masaları. Birinci bölge gibi başlarsak aslında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Sultan Gazi ilçelerini içeriyor. İkinci bölgemiz Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerini kapsıyor. Üçüncü bölgemiz Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa ve Güngören ilçelerini içeriyor. Dördüncü masamız ise Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerini içeriyor. Beşinci masamız Eyüp, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerimiz var. Altıncı masamızda Beyoğlu, Fatih özellikle tarihi yarımada ve tarihi bölgeler olması sebebiyle. Yedinci masamız Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye. Sekizinci masamız Beykoz, Çekmeköy ve Şile. Dokuzuncu masamız Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Pendik ilçeleri. Onuncu masamızda Kartal, Maltepe ve Adalar şeklinde sıralanan ilçeler olarak belirledik. Bu bölgelerde öncelikli olarak ulaşım, iş ve istihdam politikaları, afet ve acil durum yönetimi, çevre ve ekoloji, mülteci ve göç konularında koordinasyon masaları oluşturulacak. Elbette ki ilçelerin kendi özgün koşullarına göre farklı konu başlıklarında da işbirliğine gidecek birimler oluşturulabilecek. Yine farklı bölgeler, komşu ilçeler ortak konularına göre birliktelikler kurabilecek. Bu detayları yine hep birlikte konuşacağız. Hep birlikte o masada karar vereceğiz. Örneğin Beyoğlu Fatih bölgesi koruma ve turizm politikaları anlamında ortak olarak geliştirilmesi gereken projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle çok güçlü bir biçimde gerçekleştirebilecek. Ya da Silivri, Çatalca, Arnavutköy bölgesi tarımsal üretim pazarlama anlamında nasıl birlikte yol yürüyebileceğini birlikte konuşabilecek. Ancak temel olarak bahsettiğimiz bu beş konu mutlaka bölgesel olarak ele alınması gereken konular olacak. Biliyorsunuz işsizlik sorunu her geçen gün daha yakıcı hale geliyor. Seçim sürecinde özellikle bölgesel istihdam ofislerinden sıklıkla bahsettim. İstanbul'un 10 bölgesinde kurulacak bu ofisler iş ile iş gücünü buluşturacak merkezi bir konumda yer alacak. Tek bir ilçe sınır içerisinde bu sorunu çözmemizin mümkün olmadığını biz biliyoruz. Bu bağlamda bu ofislerde bölgelerle iş gücü talepleri ve iş başvuruları eşleştirilir, ona göre yönlendirilecek. İSMEK ve yine kuracağımız kent enstitülerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, özellikle teknolojik ve diğer mesleki becerilere donatılması sağlanacak ve özellikle o bölgedeki ihtiyaçlara dönük bir takım eğitim ve sertifika programları bu aşamada devreye sokulacak. Konut alanları ile çalışma alanlarının sağlıklı ilişkisi kurularak uzun vadede ulaşım sorununa da çözümüne de katkı sağlanabilecek bir ortam yaratmış olacağız. Yine ulaşım konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece ben bilirim yaklaşımıyla hareket etmeyecek, benim ortaya koyduğum çözüm en doğru çözümdür demeyecek. Özellikle konuları bütüncül değerlendirecek ve tarafların içerilerinde tespit ettikleri mikro ölçümlerin çok faydalı olduğunu bilincinde olarak biz bu süreci bütün ilçelere yayarak onların fikirleriyle çözeceğiz. Yine mülteci konusu ki şu anda çok önemli bir konu haline gelmiştir. Takdir edersiniz yine tek başına Esenler'de, Bağcılar'da veya diğer ilçemizde çözebiliriz. Ne de tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu süreci çözebilir ya da merkezi idare. Bu konuda diğerleri gibi sınırları aşan hep birlikte taşın altına
elimizi koymamız gereken bir süreç olduğunu diğer ilçelerimize de anlatacağız ve beraber hareket edeceğiz. Bölge koordinasyon masaları konu ve ölçeğine göre alt bölgelerde oluşturularak ortak sorunlara ortak çözüm önerileri ve projelendirme çalışmaları yapacaklar. Bölge masalarına özellikle belediyenin idari personelinin yanı sıra konusuna göre yerlerdeki merkezi idari temsilcileri, STK'lar, muhtar ve mahalle meclisleri de dahil edilecek. Bu aynı zamanda İstanbul'un yeni bir yerel demokrasi haritasını da oluşturmuş olacak. Ancak işleyişin sağlıklı şekilde yürütebilmesi adına her ilçeden bir adet başkan yardımcısı görevlendirilerek bu masalarda sürecin takip edilmesini sağlamanızı da hepinizden rica edeceğiz. Değerli başkanlarım, bugün sizlere kısaca aktardığım detaylarını da yine birlikte ortak akılla yürüteceğimiz bu süreç, kuracağımız bu yeni yapılar ve iş birlikleriyle inanın İstanbul'a aslında çok katılımcı, 21. yüzyıla yakışan yeni nesil bir belediyeciliğin yapı taşlarını yerleştirmiş olacağız. İstanbul'da yeni nesil yerel demokrasi anlayışı hakim olacak. Bu kentte yaşayanlar, bu kenti yönetenler kadar söz ve karar sahibi haline gelecek. İstanbul'u ilgilendiren tüm önemli kararlar herkesin gözü önünde, bilgisi dahilinde herkesin fikri, önerisi, eleştirisi altında şekillenecek. Mahalle meclislerinden başlayan, sektörel meclislere kadar uzanan kapsamlı bir demokratik katılım mekanizmasıyla vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler kent yönetim sürecinin aktif ortakları haline gelecekler. Bu kapsamda sizlerle İstanbul'un seçilmiş belediye başkanları olarak ortak akıl prensibiyle birlikte çalışmak benim bu şehre katacağım bence en önemli demokratik mekanizmalardan birisi olacaktır. Hiç kimsenin benim görüşüm alınmadı, benim sesim dinlenmedi. Hiç kimse kendisini bu şehrin dışlanmış olarak görmeyecek. Hiç kimse beni partimden dolayı davet etmediler şeklinde bir fikre kapılmayacak. Zira ısrarla davet ettiğimiz bir masadan bahsediyoruz. Buraya gelen gelmeyen herkesi yine davet etmeye ve bu süreçleri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinde aslında uygulanan bir süreci bahsediyoruz. Demokrasi gelişmiş, paylaşımcı, kent yönetimi içinde olan insanların ortaya koyduğu bir tanımı sizlere tanıtmış oluyoruz. Bu şehir dünyada yerel demokraside özellikle yükselen şehirler arasında kendisini göstermek zorunda olan bir kenttir. Bu yoğun yapılaşma ve nüfus artışıyla beraber aksi takdirde kentliği yok sayan ve kentliği hissetmeyen, kent yöneticilerini yok sayan ve hissetmeyen bir anlayış bu şehirde başarılı olamaz. O bakımdan yani Allah hiçbirimizi utandırmasın, hep beraber güzel işler başaralım. Ama dediğim gibi bugün bu masada 39 belediye başkanımızla bir arada bugünü tartışmak, konuşmak, onların fikirlerini almayı isterdik. Gelmeyen arkadaşlar, mazeret bildirip gelemeyen arkadaşlar var. Ama biz dediğim gibi bu süreçleri İstanbul'un demokrasi kavramıyla bütünleşeceği, partili olsun olmasın, hangi parti veya şu parti bu parti bakmaksızın 39 belediye başkanı bu şehrin belediye başkanıdır. Seçilmişler bizim için saygın ve bu kentin yöneticisi olanlardır. Her birinin fikrine ihtiyaç duyduğumuzu ve bu süreci böyle yöneteceğimizi tekrar duyuruyorum. Bir dahaki toplantımızda yine son şekli verilmiş haliyle bölge masalarımızı ilçelere tanıtacak bir toplantı yapıp bu startı vereceğim. Muhtemelen bir toplantı daha talep edeceğiz arkadaşlarımızdan. Onlara bu toplantı ile ilgili alınan kararları tekrar aktaracağız ve bu süreci başlatacağız. Muhtemelen bu masalara genel sekreter yardımcılarımız ve genel sekreter nezdinde yöneticilerimiz eşlik edecekler. Ben de fırsat buldukça bölge masalarına seçerek ya da rastgele katılıp süreci takip edeceğim. Dolayısıyla ben Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilisini aradım ama ulaşamadım kimse demeyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aradım ulaşamadım kimse demeyecek. Bir konu çözülebiliyorsa o masada çözülecek ve hızlıca takvime alınacak. Çözülemiyorsa da gerekçeleriyle karar verilecek. Dolayısıyla kapalı kapılar ardında konuşmanın asla bir gereği yoktur. İstanbul meselesi bütüncüldür. 16 milyon insanı ilgilendiriyor.
ben herkesin, her belediye başkanının bu masada olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak birbirine entegre bir yönetim anlayışıyla bu sürecin yönetileceğine de olan inancım tamdır. Bir dahaki toplantıda buluşmak üzere diyorum ve bundan sonra benim sunumumdan sonra sizlerin önerilerini alacak kısma geçeceğiz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Evet.